Şimdi kıymetli dostlar, cennette meşguliyet vardır. Nedir cennetteki meşguliyetler derseniz, bir defa cennette uyku yoktur. Hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Cennette ne yoktur? Uyku yoktur. Ey uykuyu çok sevenler! Cennete bulamayacaksınız be! Cennette bulamayacaksınız. Çok güzel bir şey olsaydı cennette de olurdu. Çünkü uyuduğun zaman sağı göremiyorsun, solu göremiyorsun, yiyemiyorsun, içemiyorsun, hiçbir nimetten istifade edemiyorsun. Sadece uyuyorsun, dinleniyorsun. Cennette yorulmak yok ki dinlenme ihtiyacı duyasın. İkincisi, kıymetli dostlar, cennette çok ciddi meşguliyetler var. Cennetteki meşguliyetlerden birisi de, kıymetli dostlar, cennette insanların birbirlerini ziyaret etmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ziyaretlerden bahsediyor. Ancak tertipli ve düzenli bir şekilde bir kitapta gördüğümü daha önce bir sohbette nakletmiştim. Yine burada sizinle paylaşmak istiyorum. Cennette ziyaretler vardır. Ayetlere bakalım. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Cennette gelecek insanlar, dostlar birbirlerini ziyaret edecekler, oturacaklar birbirine yüzüne bakarak, başlayacaklar konuşmaya. يَتَسَاءَلُونَ Birbirine soru soracaklar. Dünyadaki manzaralarını hatırlayacaklar. Dünyada yaptıklarını, konuştuklarını hatırlayacaklar. Ne diyecekler? قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ Ya dünyada biz yaşarken, aile hayatını sürdürürken Allah'tan korkardık be! Allah'a hesap vermekten korkardık, haramlardan korkardık, günahlardan korkardık. İyi ki öyle oldu be! اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ Elhamdülillah! Allah da bize yardım etti, lütfetti. Cehennem azabından bizi korudu, anlatacaklar. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ Arkadaşlar nasıl sohbet edeceklerinin bir kısmını Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Bir tanesi diyecek ki, ya arkadaşlar be, benim dünyada bir komşum vardı, bir arkadaşım vardı. Bana diyordu ki, اَيْنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Sen de mi? Sen de mi tasdik edenlerdensin? Sen de mi bu Kur'an'a inananlardansın diyordu bana. اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَّا لَمَد۪ينَ Biz öldükten sonra, toprak olduktan sonra tekrar mı diriltilip hesaba çekileceğiz? Sen de mi bu kafadasın diyordu bana. Fabrikada çalıştığımız arkadaş, iş yerinde çalıştığımız arkadaş, üniversitede beraber okuduğumuz arkadaş bana böyle söylüyordu. قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Görmek ister misin o arkadaşım? فَتَّلَعَ Görmek isterim dedi. فَتَّلَعَ Mevla anlatıyor bunu. Nerede anlatıyor? Yasin'den sonra Saffat Suresi. Saffat Suresinin ikinci sayfasının hemen sonundan başlıyor. Üçüncü sayfadan devam ediyor. Görmek ister misin? Görmek isterim. فَتَّلَعَ Bir de bakacak ki فَرَآهُ ف۪ي سَوَائِ الْجَح۪يمِ Cehennemin ortasında fokur fokur kaynadığını görecek o arkadaşını. قال o manzarayı görünce şöyle diyecek. Tallahi in kitte leturdin. Vallahi beni de gebertecektin, beni de perişan edecektin be. Ben senin dediklerine bir aldansaydım ya deseydim şimdi ben de orada yanacaktım be. Velevla ni'metu rabbi lekuntu minel muhdarin. Allah beni korumasaydı şimdi ben de cehennemde olacaktım be. Diyecek diyor Allah Celle Celaluhu. Yani cennette insanlar birbirlerini ziyaret edip konuşmalar, sohbetler, cennette ne işimiz var be? Orada teravih namazı yok, pazar sohbeti de yok, cuma sohbeti de yok, namaz da yok orada. Cennette zevk-ü sefadan başka bir şey yok. Bir insanın en az ne kadar hizmetçisi var? En az 1000 tane hizmetçisi var. Ya kardeşim, bir adama 1000 tane hizmetçi lazım değil. Gelecek ziyaretçilerine, gelecek misafirlerine kim hizmet edecek? Sen mi hizmet edeceksin? Yok. Şimdi evden çıkacağım zaman bakıyorum ki bir poşet koyuyorlar orada. Nedir bu? Çöp. Ben de diyorum ki bu milli vazifemdir yani. O çöpü atmayı bize veriyorlar. Çöpü biz atacağız. Erzakı sen getiriyorsun, güzellerini sen getiriyorsun eve. Onların çöpünü de sana veriyorlar. Bunu da götür diyorlar. Ama ahirette ne eşin sana yemek yapacak, ne eşlerin sana yemek yapacak, ne de sen bir çay efendim demlemek mecburiyetinde kalacaksın. Orada hizmetçiler.
arzuha semavatu vel ard uiddet lil muttakin. Bak kardeşim, senin gireceğin cennet en azından bunun arzı, yani genişliği yerler ve gökler kadardır sana verilecek olan cennet. Uzunluğunu Allah bilir. Sadece genişliğini anlatırken yerler ve gökler kadardır diyor Allah, diyor bunu Celle Celaluhu. Bu kadar cennette misafirin hep aynı odada ağırlamayacaksın. Evine geliyor misafir, oturma odasını ona göre ayarladın, misafir odasını ona göre ayarladın. 10 gün sonra gelse, bir ay sonra gelse aynı koltuklarda oturacak. Öyle değil kardeşim. Cennette seni ziyarete gelen, bir gün gelen bir semtte, başka gün gelenler ayrı bir yerde, başka yerde. Allah Celle Celaluhu koltuklarıyla, köşküyle, kanepeleriyle, ikramıyla, hizmetçileriyle dillere destan. Ne kadar anlatırsam anlatayım, en güzel hatip ne kadar anlatırsa anlatsın, vallahi Peygamber Efendimiz hadisi kutsi de bunu nasıl ifade etmiş? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin aklı hayaline gelmedi güzellikler Allah hazırlamıştır. Kime? Muttaki olan insanlara.